Nikotinin güvenli dozu yoktur. Nikotin isterse ısıtılsın, isterse yakılsın, isterse farklı cihazlarla kullanılsın, her koşulda insan sağlığına zararlıdır. Uzmanlar yalnızca sigara değil, nikotin barındıran her türlü tütün ürününe karşı uyarıyor. Çünkü 2010 ile 2016 yılları arasında piyasaya sunulan tütün ürünü çeşitliliğinde %99 oranında artış var. Tütün kontrolü verilerine göre tütün bağımlılığında oran giderek artıyor. Yerli tütün üretimi azaldı fakat tütün ithalatında artış gözleniyor. Bu da insan sağlığına etkide olumsuz gelişmeleri tetikliyor. Son yıllarda dünyada yapılan bir takım çalışmalarda nikotinin kanser yapıcı ve insan sağlığına zararları etkisi yanında nörotoksik, yani sinir sistemine toksik etkilerinden bile bahsedilmektedir. Bu çok ciddi bir problem olarak önümüzdeki günlerde bizi beklemektedir. Çeşitlilikte sınır tanımayan tütün endüstrisi sigaraya göre daha az zararlı ve bağımlılık yapmıyor iddiasıyla elektronik sigarayı yaşamımıza soktu. Nargile kullanımı da dünyada salgın haline geldi. Uzmanlara göre tütün ve nikotinin güvenli dozu yok, bağımlılık yapıcı etkisini ortadan kaldıran bir faktör de yok. Üstelik içine konulan malzemelerle birlikte içim kolaylaşıyor ve bağımlılık artıyor. Neredeyse bir saatlik nargile seansında 50-100 hatta 150 sigaralık dumanı içinize çekiyorsunuz. Bu çok ciddi bir rakam. Bilimsel çalışmalar bunu söylüyor. Buna nikotin zehirlenmesi bile diyebiliriz aslına bakarsanız. Tütün kontrolü alanında yasalar açık ve ortada. Uzmanlara göre yasaklar tanınmıyor ve toplum sağlığı riske atılıyor. Kapalı alan yasağı, reklam sponsorluk gibi bir takım yasakları delerek sadece içen kişiyi değil, ayrıca sigara gibi tütün ürünü olduğu için nargilenin yanında o sunulan işletmelerde bulunan çocukları ve gençleri de çok olumsuz etkiliyor. Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu üyesi Dr. Çağla Uyan Usta Küçük, tütün kontrolünde insandan çok endüstrinin kontrolünün gerektiğine dikkat çekti. Kişilerin sigara bırakmaktan önce sigaranın onlara sunulmasının önüne geçmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili kısıtlamalar yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla pazarlamasını, tütün endüstrisinin çok farklı çeşitlilikteki tütün ürünü pazarlaması ve satışıyla ilgili önlemler almamız gerekiyor. Uzmanların son bir uyarısı daha var. Sigara paketlerinin kendisi reklam panosudur. O nedenle düz paket uygulaması acilen hayata geçirilmeli.